Sevgili çocuklar, sevgili veliler, hepinize tekrardan merhaba. Bugün dersimiz Türkçe, Türkçeden bir dil bilgisi konusu seçtik. Kitaplarımızda da var olan ilk ünitemiz sözcükte anlam. Bu konu hem 4. hem 5. sınıflar için ortak bir konu. Çocuklar, her iki sınıfta da ilk dersimiz bu şekilde başlayacağı için bu konumuz her iki sınıfı için hazırlanmıştır diyelim ve isterseniz başlayalım. Şimdi sözcükte anlam konusuna giriş yapmadan önce sözcük nedir? Yani aslında eş anlamlısı kelime nedir? Buna bakmamız gerekir. Şu tanımdan başlayalım. Tek başına bir anlam taşıyan ya da taşımayan, cümle kuruluşuna katkıda bulunan anlatım parçacıklarına biz sözcük ya da diğer bir isimle kelime diyoruz. Şimdi anlam özelliklerine göre biz sözcüklerimizi, yani kelimelerimizi 3 ana gruba ayırıyoruz. Birincisi gerçek anlamlı sözcükler, ikincisi mecaz anlamlı sözcükler, üçüncüsü terim anlamlı sözcükler. Bunları şimdi örnekleriyle daha detaylı anlatacağım ama şöyle kısacık hemen bir başlangıç yapayım buradan. Gerçek anlamlı sözcükler, sözcüğün ilk anlamı, sözcükte bulduğumuz anlamıdır. İkincisi mecaz anlamlı sözcükler ise sözcüğün gerçek anlam dışında kullanılmasıdır. Terim anlamlı sözcükler ise herhangi bir alana ait sözcüklerdir diyebiliriz kısaca. Şimdi bunu silelim. Sırasıyla gerçek anlamlı, mecaz anlamlı ve terim anlamlı sözcükleri hem yazalım hem örneklerini yapalım. Birinci gerçek anlamlı sözcüklerle başlayalım. Tekrardan bir tanımını yazdım hatırlamanız için. Kelimeleri sözlükteki ilk ve asıl anlamlarına denir demiştik. Biz açıp sözlüğe baktığımızda bir kelimenin ilk bulduğumuz anlamı bizim için gerçek anlamı. Bunu örneklerle daha güzel göreceğiz. Altı çizili sözcükleri inceleyeceğiz örneklerde. Umay'ın boğazı şişmiş. Şimdi boğazı şişmiş dediğimizde biliyorsunuz vücudumuzun şu bölümü boğazımız ve bazen soğuk aldığımızda veya şey olduğunda ne olur? Şişer değil mi? Peki gerçekten boğazdan mı bahseder burada, bu bölümden mi? Evet, öyleyse bu boğaz kelimesi burada gerçek anlamda diyoruz. Şöyle kısaca yazdım. İkinciye bakalım. Bir kepçe çorba içti. Kepçe kelimesinin altını çizdim. Kepçe biliyorsunuz bir mutfak aslında kullanılan mutfak aracı ya da gereci diyebiliriz. Hani sıvı şeyleri annemiz tabaklara alırken, sulu şeyleri derken mesela çorbayı kepçe yardımıyla alır değil mi? Bir kepçe çorba içti derken demek ki gerçekten kepçeden bahseder. O zaman bu da gerçek anlam diyelim. Üçüncüye bakalım. Hava çok sıcak. Sıcak kelimesi de burada gerçekten ısının hani yüksek olduğu bu hissettiğimiz durum mu? Sıcak olarak evet. Öyleyse bu da gerçek anlam. Şimdi aslında çocuklar mecaz anlamından da bahsedince bunları daha iyi anlayacaksınız. Onun için hemen buraya da geçiyorum ki ikisini kıyaslayabilelim. Şimdi mecaz anlamlı sözcükler ise sözcüklerin asıl anlamları dışında, az önce de söylemiştik, gerçek anlamları yani dışında kullanıldığı zaman sözcüğün mecaz anlamı olmuş oluyor. Hemen bakalım, yine örneklerde aynı kelimeleri kullandım. Bakın, Kerem çok pis boğazdır. Şimdi pis boğazı biliyorsunuz diye tahmin ediyorum ama bilmiyorsanız yine söyleyeyim. Hani böyle çok gerekli gereksiz sürekli yeni insanlara bu kullanılıyor. Bir deyim de diyebiliriz. Kerem çok pis boğazdır dendiği zaman Kerem'in boğazı pis ya da bununla ilgili bir şey midir yoksa bu çok yememiz? Zaten aslında açıkladım. Bu gerçek anlamdaki boğaz değil, bunun dışında kullanılmış değil mi? Öyleyse o zaman buradaki boğaz biz ne diyoruz? Mecaz anlamda kullanılmış. Hemen diğer cümleye bakalım. Tarık'ın kulakları kepçedir. Bakın burada da kepçeyi kullanmıştım gerçek anlamda. Burada acaba gerçekten kulakları kepçe mi olduğunu söyler? Yani o mutfak araç gereci şurada duruyor mudur? Tabii ki değil. Sadece ona bir benzetme yaptığı için kepçedir şeklinde söyledi. O zaman bu da gerçek anlam değil. Ne anlamda kullanıldı? Mecaz anlam. Hemen bakalım. Bana çok sıcak davrandı. Bana çok sıcak davrandığında ne anlarsınız? Yani çok samimi, yakın davrandığını düşünürsünüz değil mi? Sıcaklık burada bunu ifade eder. Peki gerçek anlamdaki o ısıyı ifade etti mi? Hayır. Gerçek anlam dışında kullanıldığı için sıcaklık, bu da nedir? Mecaz anlam. Şimdi üçüncüyü de yazalım. Sonra hepsiyle ilgili örnek cümleler yazma daha da güzel yerleşeceğini düşünüyorum. Bunları silelim. Terim anlamlı sözcüklerimizi yazalım. Evet, üçüncüsü terim anlamlı sözcükler. Bakalım onda yine tanımına. Bilim, spor, sanat, askerlik ya da meslek alanları ile ilgili sözcüklere terim anlamlı sözcükler denebiliyor. Bunu daha iyi anlamanız için, çünkü en zor anlaşılan genelde bu oluyor. Bu üç anlam açısından baktığımızda. Bunu şöyle düşünün çocuklar. Mesela müzik. Bir sanat alanı değil mi? Sanattan bahsettik. Mesela müzikle ilgili terim anlamlı sözcük ne var? Nota, forte, son anahtarı. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Buraya müzik yazmasam da nota deseydim veya forte dizek deseydim
O zaman aklınıza ne gelecekti? Bunun neyle ilgili olduğunu düşünecektiniz. Zaten müzikle ilgili olduğunu bilecektiniz değil mi? Derslerimizde bunları görüyoruz. Mesela geometri, bunu da gördüğümüz derslerden biri. Örneğin kare, üçgen, doğru, paralel, ondan sonra biz ne gördük? Işın gördük değil mi? Doğru parçası, altıgen. Bunlar hep geometriyle ilgili sözcükler olduğu için bunlar da geometriyle ilgili terim anlamda sözcükler. Tıp biliyorsunuz bir bilim. Ameliyat, virüs, aşı, bakteri, DNA, mesela serum, enjektör, ondan sonra bununla ilgili mesela tahliller var. Yine hepsi tıpla ilgili. Stetoskop mesela, bunu hani böyle ciğerlerimiz, doktorlar dinler, kalp atışlarımız dinler. Bunlar da tıp alanıyla ilgili terim anlamlı sözcükler. Futbolla ilgili var mesela spor alanında. Penaltı, gol, korner, offside dedik. Yine bununla ilgili basketbolla, voleybolla ilgili de olabilir. Matematikle ilgili terim anlamlı sözcük olarak kesirleri yazdım mesela. Toplama, çıkarma, bölük, basamak. Bunlar da hep matematikle ilgili terim anlamlı sözcükler. Coğrafyaya baktığımız zaman mesela vadi, işte Kelebekler Vadisi örneğin. Mesela ovası hani diyoruz ova. Yani yeryüzü şekillerinden bahseder coğrafyada bunlar ifade eder. Paralel ve meridyenler var dünyamızın üzerinde. Hani bu hayali çizgiler var biliyorsunuz. Ekvator tam dünyanın ortasından geçen çizgi biliyorsunuz. Bunlar coğrafyayla ilgili terim anlamlı sözcükler. Bir de resimle ilgili yazdım. Palet hani boyalar üzerinde karıştırdığımız biliyorsunuz siz de kullanıyorsunuzdur. Tuval de işte üzerine o resim yapılan alan diyebiliriz. Bunlar yani bir kelimeyi okuduğunuzda hangi alana aitse ya da bir alana aitse daha doğrusu biz bu sözcüklere terim anlamlı sözcük diyoruz. Peki mesela kalem acaba terim anlamlı bir sözcük olur mu? Yani herhangi bir bilime, spora, sanata, askerliğe ait mi? Değil değil mi? Birçok alanda kullanılıyor. O zaman kalem bir terim anlamlı sözcük değil mesela. Ha, askerlikte yazmıştık buraya. Ne var mesela askerlikte? Bölük var, kıta var değil mi? Hani ordu mesela bunlarla ilgili ya da rütbeler de olabilir. Şimdi hepsini bunları da sildikten sonra şöyle kısa kısa birkaç cümle örnek yazacağım size son olarak. Hem gerçek anlam hem mecaz anlam hem terim anlam bulacağız içinde. Ondan sonra dersimizi bitireceğiz. Cümlelere bakalım altına gerçek, mecaz veya terim anlamlı diye hemen kısaca yazacağım. Hava çok soğuk dediğinde buradaki soğuk kelimesi gerçek anlamı değil mi? Buna gerçek diyelim. Hemen diğerine bakıyorum. Bazılarını aynı kelimeleri kullandım ki farkı görebilmeniz için çocuklar. Davranışların çok soğuk. Buradaki soğuk bizi üşüten durum mu? Değil tabii ki mesafeli davranma anlamında ya da farklı daha işte uzak davranma anlamında kullanılmış. Öyleyse buna ne anlam diyorum? Mecaz anlamda diyorum. Bu havuz çok derin diyor. Havuz çok derin dediğine göre bu derinlik gerçek anlam değil mi? Gerçek diyelim kısaca. Yine derin düşüncelere daldın. Buradaki derin düşünceler, düşüncenin derinliği olur mu? Olmaz tabii ki. Bu o zaman gerçek anlam dışında kullanılmış. Yani ne anlam oldu? Mecaz anlam oldu. Hemen şuna bakalım. Hepimiz üzüldük. Acımız büyük. Buradaki acı, ilk aklımıza gelen acı nedir? Acı tek başına, sözlükteki ilk anlam, aklımıza gelen ilk anlam bir şeyin tadının değil mi? Yakıcı olması. Peki bu tat olarak aldığımız yakıcılık mı bu acı buradaki? Hayır tabii ki değil. Hepimiz üzüldük, acımız büyük. Aslında çok üzüntüyü ifade ediyor değil mi? Hissedilen bir üzüntüyü. Gerçek anlam dışında kullanıldığı için bu acı burada mecaz anlamında. Bakın burada da bir acı var. Hemen cümleyi okuyalım. Anne bu yemek çok acı. Bu işte az önce bahsettiğim tat olarak hissettiğimiz acı olduğuna göre buna ne anlam diyoruz? Gerçek anlam. Şimdi bir şey hatırlatayım. Az önce söylemedim. Unuttum galiba. Şimdi biz bu kelimeleri tek başınayken çocuklar gerçek ve mecaz anlam diye ayıramayız. Fark etmişsinizdir. Hep cümle içerisinde kullanarak yazdım. Çünkü gerçek anlam mı yoksa mecaz anlam olduğunu cümledeki geçtiği anlama göre karar verebilirim. Bunu da hatırladıktan sonra devam edeyim. Akşam fırtınada ağaç dalları kırıldı. Buradaki fırtına tabii ki gerçek anlam değil mi? Ağaç dallarını kırdığına göre buna gerçek diyorum. Hemen şuraya bakıyorum. İçinde ne fırtınalar kopuyor? İçinde diyor ne fırtınalar? Gerçekten içinde bir fırtına mı kopar? Hayır. Ama içinde çok karışık duygular olduğunu ifade ediyor olabilir. Gerçek anlam dışında kullanıldığına göre bu da ne anlam olacak? Tabii ki mecaz anlam. Burnu soğuktan kızarmış diyor. Burnu soğuktan kızarmış. Burada bahseden yüzümüzün ortasındaki tabii ki nefes aldığımız bu bölüm. O zaman bu ne anlam olacak? Gerçek anlam olacak. Hemen bakalım. Aynı kelimeyi bakın burada ve burada da kullandım. Canı sıkılınca burnundan soluyor. Burnundan solumak çok öfkelenmek demek değil mi? Aslında bu bir deyim. O zaman buradaki burun, gerçekten bu burun olmadığına göre ne anlam diyoruz biz buna? Mecaz anlam.
Şimdi bir farkı daha şekilde burun kelimesini kullandım. Karpaz burnu çok güzel. Şimdi buradaki burun sizce gerçek anlamı mı? Bence değil. Bence siz de aynı fikirdesiniz. Peki bu mecaz anlamı yani gerçeğin dışında kullanılmış mı? Yoksa bir bilime, bir alana, bir derse ait mi? Karpaz burnu dediğimizde ne düşünürüz? Ülkemizin biliyorsunuz en uçtaki, en doğudaki o kısımdır haritada değil mi? Hatta şöyle minicik hemen bir Kıbrıs haritası çizmeye çalışayım uyduruktan da olsa. Bakın şöyle tam olmadı ama şu kısımdır değil mi bizim Karpaz burnu? Haritadaki bu bölümdür. Yani aslında coğrafyada kullanılan bir terim. Öyleyse bu burun buradaki ne anlamda olacak? Üçüncü olan tabii ki terim anlamlı sözcük olacak. Şimdi bunlara örnek çoğaltabiliriz ama siz zaten kitaplarda da çalışmalarınız olacak. Zaten oradan da takip edebilirsiniz. Yine öğretmenlerinizin benim de vereceğim çalışmalarına devam edebilirsiniz. Bir örnek daha vereyim mesela terim anlamlı ve gerçek. Mesela deriz ki evimizin perdelerini annem yeniledi. Buradaki perde kelimesi bildiğimiz işte pencerelere asılan kumaştan şeyler değil mi perde? Bir de şöyle derim. Tiyatronun ikinci perdesinden sonra çok eğlendik. Tiyatronun ikinci perdesi dediği aslında ikinci bölümünü ifade eder. Buradaki perde terim anlamlı olmuş olur. Mesela derim ki yarın resim dersi için öğretmen tuval üzerinde çalışmamıza izin verecek. Tuval biz ne demiştik? Resimle ilgili bir terim anlamlı sözcük. Veya annem yarın ameliyat olacak dediğimde ameliyat kelimesi tıp alanıyla ilgili bir terim anlamlı sözcük olur değil mi? Bunları unutmayalım çocuklar. Dediğim gibi kitabımızda zaten ilk ünite olarak bu çalışmalar var. Bunları tekrardan benzer örneklerini çözerseniz daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Lütfen yaptığımız çalışmaları bir yere not olarak bir deftere çalışırsanız daha güzel olacaktır. Bu derslik bu kadar. Yeni derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.